Merhabalar. Yeni bir yıla giriyoruz. 2021'i bitiriyoruz. 2022'ye merhaba diyeceğiz. Çok zorlu, çok bizi sarsan bir yıldan çıktık. Hem sağlık açısından hem ekonomik krizler açısından zorlu günlerden geçtik. 2022'de bizi neler bekliyor? Tabii ki bunlar hep süreç. Yani bir kriz olsun, sağlıkla ilgili bir sorun olsun, dünyanın bütününü ilgilendiren konular hemen bugünden yarına düzelmiyor ya da başka bir yola girmiyor. Bir süreç. En temelde şunu söylemek lazım. 2021, 20'de başlayan hatta ikizler yay aksındaki ay düğümlerinin bizden beklediği şeyi yapabildik mi diye bakmak lazım. Çünkü sembollerle biz aslında bir takım işaretler alıyoruz eğer dikkatli bakabilirsek. 2021 yılında yay ikizler aksındaydı. Kuzey ay düğümü ikizlerdeydi, güney ay düğümü yaydaydı. Ve doğru düzgün iletişim kurmayı, ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerektiğini söyleyen bir süreçten geçmiştik. Ay düğümleri olarak bakarsak, çünkü 2022'de ay düğümleri aks değiştirecek farklı özellikleri kullanmamız gerekecek. Önce bir onu düşünmemiz lazım aslında. Maskeyle geçirdik biz bu yaklaşık 2 yılı, 2 yıldan da uzun bir süre. Maske ağzımızı, burnumuzu kapatıyordu. İkizler Burcu iletişim, solunum yollarıyla ilgili. Zaten hastalık da bize bu yollardan geldi. En çok nefes darlığıyla ilgili sıkıntılar oldu. Sembolik olarak baktığımızda aslında susmamız gerekiyordu. Yani ağzımızı kapatmamız gerekiyordu. Daha doğrusu bir filtre koymamız gerekiyordu söylediğimiz şeylere. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duyması gerekiyordu. Bu açıklamadan sonra önümüzdeki 2022 yılında aksileştirecek olan ay düğümlerini bu gözle, bu açıdan düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Yani kapatmamız gerekiyordu ağzımızı. Çünkü bir şeyi öğrenmenin, İkizler Burcu doğru bilgiye ulaşmanın yolunu bulmakla görevli. Yani doğru bilgiye ulaşması lazım. Ve doğru iletişim. İletişimin birinci kuralı aslında konuşmak değil, susmak, yani dinlemek, anlamak. Doğru iletişim kurabilmek için dinlememiz gerekiyordu ve söyleyeceğimiz şeyi iki defa düşünmemiz gerekiyordu. Maske aslında sembolik olarak bize bunu söylüyordu. Yapabildik mi bilmiyorum. Çünkü zaman zaman toplum içerisinde konuşmayınız veya su dahi tüketmeyiniz, yemek yemeyiniz denilen durumlarda dahi insanlar o maskeyi takmakta gerek görmediler. Bir kısım tabii ama dikkatli bir şekilde, yani o sembolü bilmeden dahi maskenin bize hayatımızda ne kadar gerekli olduğunu idrak edip de ona göre yaşayanlar aslında bir taraftan uyarıyı duymuş oldular. Ağzınızı kapatın, kendi sağlığınız için. Dolayısıyla ikizler yay aksının gerektirdiği şekilde davranmış oldular. Buradan boğa akrep aksına geçersek, çünkü 2022'nin başlarında, Ocak ayında ay düğümleri 18 Ocak'ta boğa akrep aksına geçiyor ve bizden ne istiyor? Kuzey ay düğümü. Boğa burcunda, güney ay düğümü, akrep burcunda. Tabii aslında bunlar kişisel haritalarda çok daha farklı anlamlara geliyor. Yani bizim ruhsal sürecimiz, ay düğümleri gerçek bir gök cismi değil, bir nokta. Güneşin yörüngesiyle ayın yörüngesinin, dünyanın yörüngesiyle ayın yörüngesinin kesiştiği noktalar bunlar. Yani varlığı olmayan şeyler. Yani sembolik olarak bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Ve 9 yılda bir
aks değiştiriyor. Bundan 9 yıl önce ay düğümleri tam tersi. Kuzey ay düğümü akrepteydi, güney ay düğümü boğadaydı. Yaklaşık 19 yılda bir de aynı noktaya geri dönüyor ve ruhsal sürecimiz. Tabii dünyasal anlamda ruhsal süreç nasıl gerçekleştirilir, nasıl yaşanır? Kişisel önce bahsedersek, eğer haritamızda kuzey ay düğümü boğadaysa biz kaynaklarımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bize ne verildi, ne sunuldu, bu dünyaya geldiğimiz anda bizim yaşamamız için gerekli olan bütün hem fiziksel, bedensel olarak hem ruhsal olarak bir kaynak verildiğine bir inanç ve şükran duymamız gerekiyor. Ben bu dünyada beslenirim, hayatımı devam ettirebilirim. Boğa burcu dolayısıyla elindeki kaynağı daha verimli kullanmayı, ona sahip çıkmayı, onu geliştirmeyi, yapılandırmayı öğrenmesi gereken bir burç. Ama güney ay düğümü bizim daha iyi bildiğimiz bir konu. Yani güney ay düğümü akreple dünyaya geldiğimizde biz biliyoruz ki birileri bizim geçimimizi sağlar, öyle zannediyoruz yani. Yahut da bizim kaynaklarımız fark etmez, benim kaynağım, senin kaynağın önemli değil, ayrıştıramamak gibi bir durum söz konusu. Ruhsal anlamda böyle, dünyasal anlamda baktığımızda da bu ortaklı kaynaklar işte bankalar oluyor, kredi kullandığımız, miras paraları oluyor, nafakalar oluyor, diğerinden talep ettiğimiz kaynaklar. Güney ay düğümü akrepteyken bize birisinin bakmasını, birisinin idame ettirmesini beklediğimiz bir süreç bu. Halbuki kuzey ay düğümü deneyimlememiz gereken, onu gerçekleştirdiğimiz zaman daha mutlu, daha huzurlu, daha doyumlu olacağımız anlamına geliyor. Dolayısıyla güney ay düğümünü evet biliyoruz, bırakmak değil ama ikisi arasındaki dengeyi kurmak. Yani benim param, senin paran, benim kaynağım, senin kaynağın. İlla ki bu para olmak zorunda değil. Herhangi bir bize verilmiş, sunulmuş olan her şey olabilir bu. Dünyasal anlamda baktığımızda demek ki Boğa burcunu şimdi elimizde ne varsa kıymetini bilmemiz gereken bir zaman. Ve ben kendi kendime yeterim, kendimin bakımını, hayatımı idame ettirebilirim, bakımı sürdürebilirim. Dolayısıyla işte kendi paranı kazanmak gibi, yani birisinin gelip de bizi desteklemesini beklememek. Bu ne anlama geliyor? Tabii krediler, borçlar konusunda dikkatli olmak lazım. Yani güney ay düğümü Satürn doğasında olduğu için sorunların akrep tarafında olacağını gösteriyor. Akrep de dünyasal anlamda ortaklı paralar, bankacılık sistemi, işte bahsettiğim gibi vergi, nafaka, işte bizim kendi kazanmadığımız paralarla ilgili konular. Dolayısıyla bu konularda sıkıntılar, sorunlar olabilir. Yani biz kredi alayım da ödeyeyim de gibi bir güvence. Çünkü insana güney ay düğümü konularında ben nasıl olsa bunu biliyorum, yaparım gibi bir duygu yaratıyor güney ay düğümü. Dolayısıyla borçla, krediyle geçinebileceğini veya bir şekilde ödeyebileceği duygusunda oluyor insan. Yahut da kendisine yetmeyen parayı paylaşabiliyor. Fark etmez, benim param, senin paran fark etmez gibi durumlar olabiliyor. Kendisini, diğerini kurtarmaya çalışırken kendisi borç batağına saplanabilir. Dolayısıyla boğayı doğru kullanırsa kendi kaynağına sahip çıkıp da kendini sağlam aldıktan sonra kaynağını paylaşırsa bu anlamda hem doyumlu hem de rahat edeceğimiz zamanlar. Yani elinizdekinin kıymetini bilin zamanı 2022. Tabii gölge tarafları var her iki burcun. Boğanın gölgesi bana yetmeyecek deyip işte stokçuluk, istifçilik yahut var yemezlik gibi durumlar. Ama kuzey ay düğümüne gitmek her zaman korkutuyor insanı, hem kendi haritasında hem de kolektif bilinçte. Aç kalacağım korkusu, bana yetmeyecek,
ben parasız kalacağım korkusu ve elindeki kaynağın farkına varamamak, görmüyor, değerlendiremiyor dolayısıyla. Bu bir yetenek de olabilir, para da olabilir, her şey olabilir. Yani bizim hayatımızı sürdürmemiz için gereken maddi, fiziki her şey. Dolayısıyla o yetersizlik korkusu, kendi değerini bilememe, kendi değer sistemini kuramama gibi durumlar oluyor. Ve de ne yapıyor? Birisi gelsin de bana baksın oluyor. En önemli 2022 yılının en önemli temalarından bir tanesi bu. Ve tabii ki tutulmalar ay düğümlerinin yanında gerçekleşiyor. Onlar Boğa Akrep aksında olacak, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Tabii her ay ayrıca değerlendiriyoruz ama tutulmaları 2022 yılı için bir bakalım. İlk tutulma 30 Nisan'da 10 derece Boğa Burcu'nda gerçekleşiyor. Bu aslında bakarsak şanslı tutulmalardan bir tanesi. Diğer tutulmalar kadar zorlayıcı, sert açıları yok. Ama tabii ki bütün haritalar, dediğim gibi bütün açılar, bütün gökyüzü olayları kişisel haritalarımızla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Ben genel olarak Türkiye'nin haritasıyla birlikte değerlendiriyorum. İlk tutulmaya baktığımız zaman 10 derece Boğa Burcu'nda kuzey yönünde bir güneş tutulması. Tabii kuzey yönündeki tutulmalar Jüpiter doğasında ve daha destekleyici tutulmalar. Ve gökyüzünde iki tane stelyum açı kalıbı oluşuyor. Stelyumlar birkaç tane gezegenin aynı burçta yerleşmesi demek ve dolayısıyla o gezegenlere daha fazla odaklanmak ya da o gezegenlerin bulunduğu noktalara daha fazla odaklanmakla ilgili. Ve tutulma esasında hiç karşıt açı yok. Dolayısıyla bizim odağımız balık, boğa. Balık burcunda 4 tane gezegen var. Jüpiter zaten balık burcuna girmişti. Bakalım onlara. Mars var balık burcunda. Jüpiter var, Neptün var ve Venüs var. Şimdi tabii Venüs'ün ve Jüpiter'in ikisinin de çok güçlü olduğu konumlar balık burcu. Venüs balık burcunda yüceliyor, iyicil. Jüpiter zaten balık burcunu yönetiyor. Ve ikisi birlikte bu tutulmada 27 derecede ve Venüs tutulmayı yönetiyor. Boğa burcunun yöneticisi Venüs. Dolayısıyla gökyüzünde iki tane iyicilin bizi destekler bir pozisyonu var. Çünkü bu gezegenler tutulmaya yumuşak bir açı yapıyorlar. Daha doğrusu burç bazında. Boğa ve balık burçları birbirlerini destekleyen iki tane burç özelliği gösteriyor. Evet, Uranüs var tutulmanın yanında. Uranüs sarsıcı bir etki yaratır her zaman. Zaten Uranüs boğadayken bizim birkaç yıldır, 2018'den beri deneyimliyoruz. Ekonomik krizi tutulmalar zamanı veya o Uranüs'e başka gezegenler açı yaptığı zaman enerji açığa çıkıyor. Daha sarsıcı dönemlerden geçiyoruz. Ona rağmen bu tutulmanın hem kuzey yönünde olması hem yöneticiliklerle desteklenmesi nispeten diğer tutulmalara göre baktığımızda daha iyicil özelliklere sahip bir tutulma. 10 derecede gezegenlerimiz varsa, gezegenlerimiz, noktalarımız etkileniyor ama en kesin, sert etkiyi tabii kavuşum, karşıt ve kare yapan burçlar alacak. Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçlarında gezegen ve noktalarımız varsa bu tutulmadan
güçlü bir şekilde etkilenecekler. Tabii tutulmalara hep Türkiye açısından bakıyoruz. Tutulmalar bu yıl Türkiye için tabii ki özel bir anlam ifade ediyor. Çünkü biz Akrep Burcu, güneşimiz Akrep Burcu'nda olan bir ülkeyiz. Üç tane gezegenimiz de Akrep Burcu'nda, Venüs'ümüz Akrep'te, Jüpiter'imiz Akrep'te ve bu noktalara yakın yerlerde tutulmalar deneyimleyeceğiz. Dolayısıyla o gezegenlerin temsil ettiği konularda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu çok tutulmalar, ay tutulmaları 6 aylık, güneş tutulmaları 1 yıllık yaklaşık olarak süreçleri belirlerler. O dönemler hangi konularla uğraşmamız gerektiğini belirlerler. Ve bu ilk tutulma güneşimize karşıt yapıyor. Akrep Burcu'ndaki güneşimize 5 derecelik bir orb. Yani çok yakın değil ama yine de bizi ilgilendiriyor. Ve Jüpiter'imizin üzerinde, pardon, Güney Ay Düğümü Jüpiter'imizin üzerinde ve Satürn Jüpiter'imize kare yapıyor bu tutulma esnasında. Venüs, Jüpiter, Neptün stelyumu Balık Burcu'ndaki stelyum da Jüpiter'imize üçgen yapıyor. Bir taraftan çok zorlayıcı, sert bir açı varken bahsettiğim gibi o iyicillerin stelyumu bizim Jüpiter'imize üçgen yaptığı için bir anlamda krizlerin daha yumuşak bir şekilde atlatılmasına neden oluyor. Jüpiter çünkü bizim iktidarı temsil eden 10. evimizi yönetiyor. İktidardaki, yönetici pozisyondaki kişiler krizlerle uğraşmalarına rağmen bir şekilde Tanrı'nın parmağı gibi sanki bir destek de bulabilecekleri zaman. Ama bu desteği nasıl davranırlarsa alırlar? Merhamet ve şefkat, Balık Burcu'nun merhamet, şefkat özelliklerini kullanırlarsa alabilirler. Yoksa aksi takdirde tabii bir Balık Burcu'nun kaos, karmaşa özelliği de var. Yahut her şeyi aynı kefeye koyma özelliği var. Dolayısıyla herhangi bir durumda merhametli ve şefkatli, anlayışlı, iyilik sever bir yaklaşımda bulunurlarsa aldıkları o sert etkiyi hafif atlatabilirler. Zaten Neptün uzun zamandan beri 10. evimizin üzerinde kaosla ilgili gezegen bir karmaşayı temsil ediyor. En tepede, Türkiye'nin en tepesinde bulunuyor. Ve biz bu kaostan dolayısıyla bu tutulmalarla birlikte çok fazla nasibimize düşeni alacağız gibi görünüyor. Tutulmalardan gene devam edersek 16 Mayıs'ta hemen karşısında ay tutulması gerçekleşiyor. Tabii ki 15 gün sonra tutulmalar yeni ayda güneş tutulması, dolunayda ay tutulması, 15 gün sonra güneş tutulmasını takip eden bir ay tutulması yaşıyoruz. 16 Nisan'da güneş tutulmasının devamı diyebileceğimiz bir tutulma ve Satürn odak noktasında bulunuyor. Şimdi Satürn'ün odak noktasında olması tabii ki ilk bakışta bir bitiş, vedalaşma ile ilgili genel olarak söylersek o tutulmanın haritasına bakarsak Güneş Boğa'da ve Ay Akrep Burcu'nda. Ve güney yönünde bir tutulma ve güney yönü tabii ki Satürn doğasında. Odakta Satürn var, güney yönünde tutulma. Dolayısıyla Satürn'de, güney ay düğümünde bırakmak, bitirmekle ilgili, vedalaşmakla ilgili, hayatımızdan çıkacak şeylerle ilgili. Kova'daki Satürn'ü dolayısıyla çok iyi kullanmamız gerekiyor. Odak noktasındaki gezegen bizi yol gösteren, yani belirleyen, temayı belirleyen o. 25 derecede gerçekleşiyor. Satürn'de 24 derecede, çok yakın bir orpla.
Kova'daki Satürn'le ne yapmamız gerekiyor? Kova burcu özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Bizden bunu bekliyor. Yani tüm insanlık için bunları dilemeliyiz. Bunları gerçekleştirecek şekilde hareket etmeliyiz. Satürn zaten yöneticiler demek, Satürn aynı zamanda. Bir şeyle vedalaşırken birincisi Satürn'ün gerektirdiği bir saygı. Saygıyla vedalaşmak ve hayatımızdan çıkan şeylerin yerine yenisini koyacağımızda da, ki Kova burcu yeniliklerle ilgili, gidenin yerine yenisini koyacağız anlamına geliyor bu. Bu yeni yapıyı da eşit, adil ve herkes için özgürlük getirecek, herkesin fikrine saygı duyacak şekilde yeni yapıyı böyle kurmamız gerekiyor. Hayatım, yani bunu kişisel olarak baktığımız zaman tabii ki herkesin haritasına göre değerlendiriliyor ama dikkatli baktığımız zaman o dönemde bizim hayatımızdan bir şey çıkacak. Hem akrep, yeniden doğuş, bir şeyden vazgeçerek yeniye yer açmak demek, hem akrep burcu, güney ay düğümü terk etmemiz gereken özellikler, Satürn gene vedalaşmak, bırakmak, kopmak, ayrılmak, uzaklaşmakla ilgili. 16 Mayıs'taki ay tutulmasında hayatımızdan çıkan şeylere odaklanabiliriz. Neleri bırakmamız gerekiyor? Çünkü boğa akrep aksı sahip çıkmamız gerekenle vazgeçmemiz gerekenleri bizden arasındaki dengeyi kurmamızı bekliyor. Nelerden vazgeçmemiz gerekiyor? Yani hayatımızda artık işimize yaramayan, onları tuttuğumuz zaman bir enerji sıkışması gibi hayatımızı kısıtlayan, engelleyen, ileri gitmemizi engelleyen bir şeyler var. Ve kaynağı daha verimli kullanabilmek için bir şeyleri bırakmamız gerekiyor. Bir, o bırakmamız gerekenlerle saygılı bir şekilde vedalaşacağız ve yeni fikirlere açık olmamız gerekiyor. Türkiye açısından baktığımız zaman bizim dediğim gibi bu tutulmalar bu yılki hepsi bizim açımızdan çok önemli. Çünkü 3 tane gezegenimiz var Akrep Burcu'nda. 24 derece Akrep'teki Jüpiter'in üzerinde gerçekleşiyor. Aslında bizim en güçlü etkiyi aldığımız tutulma bu. Çünkü 24 derece Akrep Burcu'ndaki Jüpiter'imiz hem iktidarı hem de çalışanları temsil ediyor. Yani iki grup içinde aslında kaderleri aynı anlamına geliyor bu. Tabii iki tane aynı gezegenle temsil edildiğine göre bu hem çalışanlar hem yönetenler hem patronlar yani anlamına geliyor. Hem de çalışanlar aynı kaderi paylaşıyorlar. Dolayısıyla kendileri için ne yapıyorlarsa, işçiler için diyelim ki, yöneticiler için onu yapıyorlar demek. Yöneticiler kendileri için ne yapıyorlarsa, işçileri için, çalışanları için aynı şeyi yapıyorlar demek. Türkiye'nin haritasına göre baktığımızda, Türkiye'nin haritası böyle bir göstergeyle oluşmuş. Dolayısıyla kapanışlarla, daha doğrusu kapanış değil, ortaya çıkışlarla ilgili tutulma ay tutulmaları, çünkü dolunayda meydana geliyor. Çalışan kesim için bir daha önce bir süreçte bir noktaya getirdikleri bir konunun sonucunun görüldüğü, ortaya çıktığı bir zaman. Aynı şey aslında yöneticiler için de geçerli. Hak talepleri vardı geçtiğimiz yıldan bu yana. Bunun artık ne olacağı belli. Görünüyor yani, görünür oldu. Ne, kime ne hak verilecek, ne verilecek? Geçtiğimiz yıldan beri meydanlarda çıktılar hem sağlık çalışanları, belediye işçileri, pek çok kademede çalışan, hizmet sektöründe çalışan gruplar
hak taleplerinde bulundu. Dolayısıyla şimdi yönetici kesimle çalışan kesimin bu etkiyi alması birbirlerine ne kadar ne taviz verecekler ve nasıl birbirlerine destek olacaklar? Bunu düşünmek gerekiyor Türkiye açısından. Ve tabii bazı taleplerden vazgeçmeleri gerekebilir çalışanların. Kayıplar, krizler demiştik. Satürn'le birlikte bırakılması gereken neler var? Yani bir kazanım için bir şeylerden vazgeçilmesi gerekiyor. Ve tabii bu tutulmada Mars-Neptün kavuşumu etkin. 10. evimizde. Çok zorlayıcı bir açı bu. Bizim açımızdan iktidar kavgalarına ve iktidardaki yönetimdeki karmaşaya, kaosa işaret ediyor. Tabii Mars balıkta Neptün'le kavuştuğu zaman çok da mertçe bir yaklaşımdan, bir mücadeleden söz edilemez. Bir takım yalanlar, iftiralar, kandırmacalar, yani bizim en tepemizde ne yazık ki bu temalar göz önünde olacağı anlamına geliyor ve dünyanın önündeki itibarımızın sınanacağı anlamına da geliyor. Üçüncü tutulma 25 Ekim'de 2 derece Akrep Burcu'nda. Bu da bizim güneşimizle bağlantı kuran bir tutulma. Ve güneş bizim hem genel anlamda güneş göz önünde olan kişileri, gene liderleri, yönetici pozisyondaki kişileri temsil ediyor. Aynı zamanda bizim haritamıza özel de üçüncü evi, yani iletişim, medya, ulaşım, la ilgili konuları, o sektörlerde çalışan kişileri de temsil ediyor. Güneşimizin üzerinde, güney yönündeki bir tutulma, bu hem bu sektörde çalışanların zor dönemlerden geçebileceğini, aynı zamanda liderlerin de kendilerine yeni bir yol çizmeleri gerektiğini söylüyor. Çünkü güney yönü artık işimize yaramayan özellikleri temsil ediyordu, güney ay düğümü. Dolayısıyla yönetici pozisyondaki kişiler bir yeni bir strateji geliştirmek zorundalar. Gerçi tutulmaya bir Venüs eşlik ediyor Akrep Burcu'nda, ama yanık olması ve zararlı pozisyonda olması iyicil özelliklerini ortaya koymasını engelliyor. Ve tutulma esnasında 150 derecelik açılar söz konusu. Dolayısıyla bu 150 derecelik açılar da dönüşümle ilgili açılar, akrep temasında bir şeyleri kökünden kesip atarak dönüştürmekle ilgili açılar. Dolayısıyla yapılması gereken baskıcı ve zorlayıcı, manipüle edici güney ay düğümü akrebin özelliklerini bırakarak huzur ortamına gitmeye çalışmak. Ve son tutulmaya baktığımız zaman 8 Kasım'da 16 derece Boğa Burcu'nda gerçekleşiyor. Yine çok sert etkilere sahip bir tutulma. Çünkü Uranüs'le kavuşuyor. Uranüs krizlerle ilgili, beklenmedik olaylarla ilgili. Tabii kişisel haritalarımızı detaylı olarak değerlendirmemiz gerektiğini her zaman hatırlatıyorum. Ve Uranüs'le kavuşan Ay'a Satürn T kare gene odak noktasında bulunarak gene Satürn'ü bizim iyi kullanmamız gerekiyor. Yukarıda da anlatmıştım Kova Burcu'ndaki Satürn'ü nasıl kullanmamız gerektiğini. Boğa, Akrep, Kova dengesini kurmamız gerekiyor. Kaynaklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor Boğa Burcu'nda. Uranüs Boğa'da tabii demiştim biraz önce, ekonomik krizi tetikleyecek olan güçlü bir tutulma gene bu. Finans sistemini, ortaklı paraları sarsacak. Bu yıl en önemlisi, yani borç alma konusuna çok dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü bankacılık sektöründe
krizlere şahit olacağımız zamanlar. Uranüs boğada olduğu için kendi kaynaklarımızın bir krizle karşılaşacağı belli. Dolayısıyla bizim hem kaynağımızı daha önce denemediğimiz yolla değerlendirmek için akrebe kaçıp hırs mı yapacağız? Boğada da gerçi hırs var, yetmezlik korkusu var. Bu korkular, kaygılar, böyle bir yaklaşım paramızın yahut diğer her türlü değerlerimizin daha hızlı bir şekilde elimizden çıkmasına, kaybolmasına sebep olabilir. Bizim için önemli olan, daha doğrusu bu krizi atlatabilmemiz için hem kaynaklarımıza güvenmek hem de onu nasıl doğru bir şekilde paylaşıyoruz. Onu öğrenmemiz gerekiyor. Bu tutulma Satürn kovadayken nasıl paylaşacağız? Hepimizin yararına olacak şekilde, eşitlikçi bir şekilde paylaşmamız gerektiğini söylüyor. Ve dediğim gibi nasılsa ödenir, hallolur, beni destekler bankalar. Çünkü bu dönemde bankalar bizden büyük ihtimalle bol miktarda bize borç vermek isteyecekler. Ama tabii kendileri için, yani bizim için hayırlı olacak bir şey değil. Bizim kendi elimizdeki parayla dönmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmayı öğrenmemiz gerekiyor. Akrebin bir şekilde bu bankalar bana destek olacak veya başka bize destek olacağını söyleyen başka şeyler de olabilir, oluşumlar da olabilir. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bu tutulma bizim Venüs'ümüzle bağlantı kuruyor. Venüs meydanlarla ilgili, tabii meydanlar niçin hareketleniyor? Özgürlük için, geçim için hareketleniyor. Geri giden Mars ayımızın üzerine gelecek, halkın öfkesini tetikleyecek bir durum, görünüm var gökyüzünde. Ve tabii bu aynı zamanda yastık altındaki paraların harekete geçeceği, belki piyasaya sunulması istenecek. Bu da önemli. Yani bu talepler bir vaatle karşımıza çıkabilir. O yastık altındaki paralar zaten Türkiye'nin haritasında, bizim paramız 12. evimizde, yani yastık altında daha çok paramız var görünenden. Bankaya yatırmak yerine biz kendimiz onu, evet, saklamayı sevdiğimiz bir harita. Ve o tetikleniyor bu tutulmada. Dolayısıyla hırsla onu daha çok kazanacağım diye bir şekilde elimizden çıkması söz konusu olabilir. Yahut da böyle bir durum varsa aslında o paraların belki de yastık altında da tutulmaması gerekiyordu. Daha hayırlı işler için kullanılması gerekiyordu diye de düşünebiliriz. Genel olarak tutulmalarla baktığımız zaman 2022 bizden en temel cümle olarak söylersek elimizdekinin değerini bilmemiz. Umarım 2022 bize tüm bu karmaşasına rağmen arkasından yolumuzu bulabileceğimiz, burnumuzun ucuna odaklanarak yolumuzu bulabileceğimiz fırsatları da sunar. Her şeye rağmen gökyüzü nasıl olursa olsun, evet, Türkiye açısından sert bir yıldayız ve bu sert zamanlar bize mutlaka ki arkasından, yani doğru, eğer süreci doğru yönetebilirsek tabii ki arkasının daha aydınlık olabilmesi için geliyor bu etkiler zaman zaman. Çünkü iniş ve çıkış var hayatta, her zaman üçgen açılar yok, kareler var, karşıtlar var. Umarım bu süreçte boğa gibi, boğa sağlamlıkla ilgili, güçlü olmakla ilgili, sabit olmakla ilgili, kuzey ay düğümü boğanın gerektirdiği özellikleri kullanarak sağlam kalabileceğimiz, güçlü kalabileceğimiz bir yıl olur. Gökyüzünden gelen mesajları da doğru bir şekilde okuyup, değerlendirip hayatımızda uygulayabiliriz.